Baba, zilli baba, zurnalı baba türbesi gezerek Allah'ı kandıramazsınız. Allah belanızı verir sevgili. Allah belanızı verir diyor. Ramazan geliyor. Oğlum çok bela. Ramazan Kur'an-ı Kerim'e göre Kur'an ayıdır. Şu dediklerimin yapılması lazım. Hayır. Adam diyor ki 20 cami gezdim, 30 tane de türbe gezdim. İyi buldun cezanı. Cezanı buldun. İkincisi, Timur salondan kovulmaya başladı. Şunu bileceksiniz. Ha? Timur salondan kovulup namaza başladı. Namaza mı başladı? Hadi lan. Oha. O putperest de başladı. Atatürk ve Cumhuriyet. Kur'an'ın ve Peygamberimizin dediklerini bizim hayatımıza egemen kıldı. Rahatsız oldukları budur. Emperyalizmin rahatsız olduğu da budur. Emperyalizm Atatürk'ün sömürüye karşı aşılmaz bir kale olduğunu bildiği için onu yıkmak istiyor. Kimi kullanıyor? İçerideki dinci alçakları kullanıyor. Bunlar Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk'ün rahatsız ettiği Haçlılarla işbirliği içindedirler. Zaten ana dayanakları da orasıdır. Bunları su başlarına oturtan da onlardır. Bunu da bileceksiniz. Cumhuriyetin ve Atatürk'ün getirdiklerinin Kur'an'ın ve Hazreti Muhammed'in talepleri, istedikleri olduğunu da bileceksiniz. Bunu bilmedikçe İslam dünyasının kurtuluşu, iflahı mümkün değildir. Ondan sonrası kendiliğinden gelir. Şimdi şunu da bileceksiniz. Sizin Kur'an-ı Kerim'le aranıza giren bu dinci Maun suresi melunları kadar, o melun olduklarını o sure söylediğim ben de kullanıyorum. Bir de Kur'an'la sizin aranıza giren bir angut sürüsü var bu ülkede. Angut ahmak sürüsü. En başta duygu var. Onlar da diyorlar ki efendim biz laik adamız. Kur'an 1500 sene önce çöle gelmiş bir kitap. Bize ne bundan? Eşşoğlu eşeğe bakar mısın? Eşşoğlu eşeğe bakar mısın? Kur'an'ı açıp okumamış ki okusa Kur'an-ı Kerim'in 1500 sene önceki insana hitabının %5'lik bir kısmı olduğunu, esas %90'ının bugünkü bilgi toplumuna hitap olduğunu görecek. Ama açıp okumamış ki. Biz laik adamız diyor. Biz bu dinin işleriyle uğraşmayız. Öyle mi? O zaman dinci cellatlar gelip ensene basınca niye ciyak ciyak bağırıyorsun? Niye bağırıyorsun? Bu angutları da dinlemeyeceksiniz. Bu angutların şekli şemaili, kıyafeti, üstü başı size munis gelebilir. Bunların ciğeri bozuk. Kimisinin kıyafeti bozuk, kimisinin ciğeri bozuk. Ciğeri bozuk daha zararlıdır. Ne bu taraf alkışlıyor bu taraf için? Şunu bileceksiniz. Ben burada Tanrı'nın huzurunda, tarihin huzurunda size söylüyorum. Beğenen alır, beğenmeyen almaz. Benim hiç umurumda değil. Ben görevimi yapıyorum. Kur'an'la aranıza giren gerekçesi ne olursa olsun melundur ve size kötülük etmektedir. Bunlara izin vermeyin. Bunlar ister dinci zebaniler olsun, ister laiklik adına zebanilik yapan angutlar olsun, hiç fark etmez.
ikisi bu ülkeye birlikte kötülük yapıyorlar. Bunların biri diyor ki Atatürk rakı içerdi, din dışıdır. Öbürü de diyor ki bunlar efendim